Şimdi orada şöyle bir durum vardı ilk başta. Direkt kalp atış hızı menüsü var. O menüden girdiği için sensörleri almıyor. Normal bak, egzersiz menüsünden girince şu anda hepsini alıyor. Arkamı mesela gitti bak, şu an. Bluetooth gidip gelebilir. Gelecek. Bunda sıkıntı yok. Şimdi öncelikle yeniden burada olmak çok güzel bir duygu tabii. Şöyle bir başlangıç yapmak istiyorum. En azından yeni gelen transferlerin yerine camianın ne istediğini, ne beklediğini, neyin içinde olduğunun çok farkında bir oyuncu olarak geldim buraya bu sefer. İnşallah bu beklentileri karşılamak için başladığımız ilk günden son güne kadar çok çalışıp ekip olarak istenilen seviyeye ulaşıp birinci maçtan itibaren de kazanma alışkanlığı elde edip inşallah uzun süren şampiyonluk özlemine son vereceğiz. Biraz da yorgunum, kusura bakmayın. Şimdi. Özledin mi formayı? Tabii geçen sene Gençler Birliği'nde şampiyonluk yaşadın ama seninle telefonla konuştuğumuzda hep Adana Demirspor'u takip ediyordun. Evet. Geçen sene talihsiz bir eleniş oldu Adana Demirspor Kulübü adına da. Final görebilmiş olsaydı ben çıkma şansını yüksek olarak görüyordum ama nasip değilmiş. Tabii burası özlenmeyecek bir kulüp değil yani. Burada nasıl derler? Hani ne seninle yaşanıyor ne sensiz oluyor diye bir şey var ya. Burası gerçekten çok özel bir kulüp yani. Bir futbolcunun yaşaması gereken bir kulüp. Ben daha önce yaşamıştım. Şimdi yeniden yaşayacağım için çok mutluyum. İnşallah sonu güzel olur. Başkanımız da tabii baktığın zaman sohbet ettiniz. Apayrı bir çehre getirdi Adana Demirspor'a. Evet. Şimdi tabii iki senede çok şey değişmiş. İşleyiş değişmiş. Profesyonellik gelmiş. Kurumsallık gelmiş. Tabii daha önce biraz daha sıkıntıların içerisinde mücadele veriyordu. Şimdi daha rahat, daha kurumsal bir yapı gelmiş buraya. Başkanımız sağ olsun çok özveri göstermiş, çok mücadele etmiş herhalde bunun için. Ben çünkü öncesi ve sonrasını gören bir kişi olarak bunu değerlendiriyorum. İnşallah aynı yolda ilerleriz. Kulüp olarak da bu yolda ilerleriz. Tabii bunda en büyük etken bizim alacağımız sağ sonuçları. İstediğiniz kadar kurumsallaşmaya özen gösterin ama bir yerde de başarı gelmesi gerekiyor. İnşallah işi en başından sıkı tutarak İyi bir ekip ruhu yakalayarak takım arkadaşlarımızla beraber bu işin sonunu hep birlikte mutluca getiririz diye düşünüyorum. Yani. Taraftar ne ifade ediyor bu sezon için Emrullah Şalk'a? Ya şimdi şöyle bir şey var. Benim her zaman Adana Demirspor taraftarıyla bağım iyi olmuştur. Yani şöyle iyi oynayabilirsiniz, kötü oynayabilirsiniz, gol kurtarabilirsiniz, gol yiyebilirsiniz. Ama niyetlerde şüphe olmadığı müddetçe onlar da sizi severler, siz de onları seversiniz. Allah razı olsun. Onlar bugüne kadar benim niyetimden şüphe ettiklerini düşünmüyorum. Ben de hiçbir zaman gerçek Adana Demirspor taraftarlarının niyetinden şüphe etmedim. İnşallah bu sene güzel bir birliktelik yakalarız. Yani onlarla beraber, çünkü çok önemli bir etken yani. Ben hem içinde bulunmuş hem karşısında rakip olarak bulunmuş bir oyuncu olarak bunu söylüyorum. Gerçekten Demirspor taraftarı futbol takımı için çok önemli bir etken. İnşallah biz o etkeni bu sene kendi lehimize pozitife çeviririz. Arkamıza bir güç olarak kullanırız. Ve şampiyonluğa ulaşırız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim.